İyi akşamlar değerli izleyiciler. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Maalesef çok hüzün verici, çok kötü bir haberle başlamak zorundayız. Zaten haber bültenleri de öyle başlıyor ama biz bu yorum programında da onu kullanarak başlayacağız. Ne yazık ki bir sınır üstelik müdahalesiyle, bir sınırdan geçiş olayıyla ilgili olarak Hakkari'de yeniden 6 şehidimiz var. Biliyorsunuz her seçim döneminde bu AKP, Erdoğan iktidarı bize oy verin, bundan sonra terörü bitireceğiz der. Seçime sanki seçimlerde yetmiyormuş gibi 16 Nisan referandumunda dediler ki Erdoğan'ı tek adam yapın, Erdoğan'ı tek adam yapın, bitireceğiz bu terörü dediler. Erdoğan tek adam oldu, tek adamlığının uyum yasaları da çıkıyor. Yavaş yavaş çıkıyor. Zaten adalet mekanizması tamamen Erdoğan'ın emrinde. Fakat maalesef bugün hem de bir sınır ihlali, sınır çatışması, yani çok ayrıntı bilmiyoruz tabii. Dolayısıyla altısı asker, silahlı kuvvetler mensubu, ikisi korucu olmak kaydıyla 8 şehidimiz var. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Sanki bu şehit haberleri filan hiç yaşanmıyormuş. Türkiye'de terör yokmuş, Türkiye'de demokrasi sorunu yokmuş falan gibi yüksek öğrenimde garip şeyler oluyor. Karaman'da bulunan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, tırnak içinde okuyorum, şeytanla mücadele edecek, insan eğitimi üzerine çalışmaları bulunan yardımcı doçent arıyor. Bu tabii medyaya düşüp de iş skandala dönüşünce ne demek şeytanla mücadele edecek insan eğitimi canım? Yani artık üniversiteler bu hale mi getirildi ya? O zaman Vatikan'dan papaz getirsinler de eksorsizm denilen şeytan çıkarma yapsınlar bari. Utanç verici bir şey. Yani ben ciddi olarak öneriyorum bu üniversitenin rektörü Vatikan'la temas etsin. Vatikan'ın papazları var. Katolik papazları. Çok iyi onlar. Eksorsist denir onlara. Eksorsizm yaparlar. Şeytan çıkarırlar insanların içinden. Ve misafir öğretim üyesi alsın. Hem onlara güzel para da verir. Misafir öğretim üyesi olarak onları getirsin. Onlara eğitim yapsın. Ya bu ne çılgınlık, bu ne rezalet. Yani hiç olacak şey değil. Bir de tabii yerli araba meselesi var. Bu da bir sakız halini aldı. Bugün şimdi arabada gelirken söylemeyeyim adını, kanalın adını. Ciddi olduğu iddia edilen bir haber kanalındaki ana haber bülteninde metin aynen şu. İşte Cumhurbaşkanı arkasında durduracağım, bilmem ne yapacağım, seri üretim falan diyor. Arkadan diyor ki devrim arabaları yapıldıydı zamanında. Ama diyor bu 4 tane yapıldı, işte ikisi Eskişehir'de kaldı, ikisi Ankara'ya geldi ama yürümedi, seri üretime geçilmedi diyor. Arkadan bakın, arkadan diyor ki sonra Anadolu yapıldı diyor. Hatta ben Anadolu kullandım da diyor spiker, yani anlatan. Ama metin devam ediyor ama diyor Anadolu da seri üretime geçmedi diyor. Ya bu kadar tarih çarpıtılır mı ya? Yani ben yaşım müsait. O sırada Amerika'dan dönmüştük. 60'lı yılların işte sonuna doğru 66-67 filan Volkswagen yerli, Volkswagen'i sattım yerli araba diye. Yani bir Volkswagen getirmiş zaten ödeyemedik. Çok yüksekti şeyi filan. Gümrüğü ve bir de ayrıca bir %125 vergisi filan vardı. Onu sattık. Elimizde kalan parayla da bir mütevazı Anadolu aldık. Ve aylarca ben Anadolu kullandım. Yani satıldı, nasıl seri üretime geçilmedi? Ayrıca şu anda mesela Karsan Türkiye'de markalı, imal edilen Karsan markalı araba var Türkiye'de filan. Bunlar mesele değil. Zaten işte karosörü oradan, motoru buradan getirirsin, montajlarsın gider. Yani böyle bir tantana işte. Bir de uçak yapılıyordu, uçacaktı filan. Yani bu abuk sabuk şeylerle uğraşılıyor. İşte şeytanla mücadele eğitimi yapacak insan
yetiştirecek doçent. Hocam o çok enteresan o. Şimdi İslam İlimler Fakültesi diye bir fakültede uydurmuşlar. Üstelik de bu bildiğimiz evet, ilahiyat değil mi? İlahiyatın dışında hocam. Yani yeni fakülteler kuruyorlar ilahiyatın dışında. Üniversiteleri medreseye, bir ortaçağ medresesine çeviriyorlar. İslami ilimler ne demek? Yani bir dinin bilimi olmaz. Bir kere ilimle bilim arasında bir fark olduğunu burada hemen hatırlatalım. İlim, yani dini konularda inançlara araştırma, ilim inançlara, inanç. Ayrıca o ben ona da katılmıyorum. Yani bilim başka bir şeydir, din başka bir şeydir. Aynen, aynen hocam onu diyeceğim yani, şimdi. Yani. Bilimin yerine ilimi koyarak, kastettiğim, bilimin yerine birisi ilimi koyarak teolojiyle bilimi eşitlemeye çalışan bir anlayış var. İlim denilen dini konularda, dogmatik konularda, dogmatizmi yani skolastiği daha da artıran, onu pekiştiren bir çalışma yapılır. Yani siz Kur'an-ı Kerim hakkında bir araştırma yaparsınız, en fazla Kur'an-ı Kerim yorumcularını okursunuz, sonra tekrar dönersiniz Kur'an-ı Kerim'i bir kez daha okursunuz ve içinde döndüğünüz çember budur. Yorumcuları vesaire okursunuz ki yorumun da bir sınırı vardır. Yani akıl değil nakil esastır diyen İmam Gazali teolojisinin egemen olduğu bir İslam dünyasından söz ediyoruz. Üstelik de Karamanoğlu Mehmet Bey'e bunu bağlamak çok acayip. Karamanoğlu Beyliği ve Karamanoğulları Osmanlı despotizmine karşı Anadolu Türklerinin uzunca süre öncülüğünü, sözcülüğünü yapmış ve ayaklanmıştır. Kalenderoğlu, Şah Kalender ayaklanması Konya merkezlidir, Karaman merkezlidir ve Anadolu'daki en büyük celali isyanlarından biridir. Osmanlı çünkü kendi kurucu unsurundan yabancılaşıp, uzaklaşıp yabancılaşarak o sarayda özellikle devşirme ordusunun üzerine oturan bir merkezi, despotik bir imparatorluğa dönüştükçe Anadolu'dan uzaklaşmış ve Anadolu ile savaşmaya başlamıştır. Osmanlı'nın en uzun savaşı hocam Türklerle savaştır. Evet. Anadolu Türkleriyle, Türkmenlerle savaştır. Ha bir de Doğu Türkleri de var unutmayın. Tabii, Safavi Devleti, Şah İsmail. Hayır unutma, hayır ondan önce bir defa. Yıldırım Beyazıt, Bizans'ı almak üzere Anadolu Hisarı'nı inşa ettiriyor, 1400. Bizans'ın fıçtıklamasıyla Uzun Hasan geliyor, Yıldırım Beyazıt, pardon Timur, affedersiniz. Uzun Hasan da onlardan da, Timur, Uzun Hasan işte onlar hep Doğu Türkleri filan hikayesi. Timur Lenk geliyor, Yıldırım Beyazıt'ı, Ankara Savaşı'nda filler miller hikaye. Aslında Yıldırım Beyazıt'ı Timur Lenk'e mağlup ettiren olay, şimdi Merdan Yanardağ'ın gayet isabetle buyurduğu aileler arası beylik savaşıdır. Karahıtaylar yandan, şeyden, sol cepheden okluyorlar Osmanlı ordusunu. Durum şudur, çünkü Timur'un ordusu Osmanlı ordusuna göre daha fazla Türktür. Timur'un mektuplarından öğreniyoruz ve okuyoruz ki Timur, Yıldırım Beyazıt'ı Türklükten uzaklaşmakla suçluyor ve eleştiriyor ve Anadolu Türk beylikleri savaşta Timur'un yanında. Tabii çünkü hayır, sebebi, ne yapıyor? Esas tabii. Sebebi bir de çünkü Merkezi Osmanlı Devleti Anadolu beylerini baskı altına alıyor. Hayır ne diyor Timur bir de siz beylere ben diyor özellik vereceğim. Evet, yani çeşitli sebepler var. Yani Osmanlı yani orada evet orada çok dağılmayalım hocam. Evet evet şimdi, ama bilin yani o imparatorluk aile savaşı larının sonucunda Osmanlı ailesinde kaldığı için imparatorluk. Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla öyle Osmanlı geçmişimiz bilmem ne. İşte Karamanlı'dan geldik. Karamanoğlu Mehmet Bey adına bir üniversite kurulması son derece doğrudur. Fakat bu üniversiteyi bir medreseye çevirmek o kadar hocam Osmanlı ile o kadar büyük bir çatışma halindedir ki Karamanoğullarının bir bölümü, oradaki Türklerin bir bölümü sırf Osmanlı ile bu çatışmaları nedeniyle Ortodoks olurlar. Evet. Ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki mübadelede onlar Yunanistan'a gidiyorlar sırf Hristiyan oldukları için, Ortodoks oldukları için büyük bir hatadır o. Büyük bir hatadır. Ayrıca bu Türkçe tabii, hikayesi. Tabii. Ve Türkçeyi ilk resmi dil olarak kabul eden devletlerden biridir Karamanoğlu. Her yerde diyor. Evet, her yerde, çarşıda, divanda, pazarda, şurada, divanda burada, Türkçe konuşulur. Bu arada bir küçük dipnot koyabilir miyim müsaadenizle? Buyurunuz hocam. Bendeniz Karamanoğlu Mehmet Bey'in özel dil ödülüne sahibim. Öyle mi? Türkçeyi bilimde iyi kullanan bir yazar olarak.
Sanıyorum İl Özel İdaresi üstelik zamanında. Olabilir. Yani çağırdılar böyle büyük bir keremle. Duruyor o şeyi bilseydim şimdi, bugün getirirdim evet, şeytan şeytan olayında. Hızla gidelim. Şimdi burada bir İslam İlimler Fakültesi kuruyorsunuz ve şeytanla mücadele edecek bir doçent arıyorsunuz. Beyler bu üniversite değil. Üniversite bu değildir. Üniversite tamamen AKP iktidarı döneminde bilimin dışına düşürülmüştür. Dolayısıyla siz şeytanla mücadele edecek, şeytanla savaşacak yardımcı doçent ararken başkaları uzayı fethetme mücadelesinde ulaşamayacağınız bir mesafe koyacaklar araya. Bu kafayla, bu kafayla ancak siz Türkiye'yi bir hurma cumhuriyetine, bir Orta Doğu'da, kıytırık bir Orta Doğu devletine çevirirsiniz. Taassup ve karanlık içinde boğulmuş bir Orta Doğu devletine çevirirsiniz. İçine kapalı, içine doğru büzülmüş, bilim ve akıldan uzaklaşmış, kadınların ikinci sınıf hale getirmiş, üniversitelerinin tümünü karartmış bir bir orta çağ, teknolojiyi kullanan bir orta çağ ülkesi haline getirirsiniz. Bu konuya ilişkin olarak son bir şey söyleyeceğim hocam. İlahiyat fakülteleri üniversitelerin dışına çıkarılmalıdır. Bir üniversitede ilahiyat fakültesi olmaz. İslam İlimler Fakültesi de olmaz. Bunlar Diyanet İşleri'ne bağlı, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı enstitüler, İslam enstitüler olur. Oradan eğitimli, konusunu bilen din adamları yetişir. Din adamları diyoruz çünkü din kadınları olamıyor. Yasak. Kadından İslam'da imam, amir, emir olmaz. Yasaklanmış bir kez. Yani o yasak kimi yorumlara göre olmadığı da belirtilen bir düzenleme ama genel kabul gören anlayış bu. Ve bu ne kadar İslam'a uygun o da ayrı bir tartışma konusu. Bunun bir Arap gericiliğinden kaynaklanan, bir Emevi, bir Muaviye ideolojisini din diye dayatan anlayıştan kaynaklanan, Vahabilikten kaynaklanan bir tutum olduğu söyleniyor. Hocam hemen hatırlatalım. Yahu bunların eteklerini öptüğü Suudi Arabistan kralları, prenslerinin ülkesinde eteklerini öpüyorlar. Evet açıkça söyleyelim eteklerini öpüyorlar. Bugünkü AKP yöneticilerinden hiçbirinin hocam Suudi Arabistan'daki rejimi eleştirdiğini duydunuz mu? Yok, ne münasebet. Haşa. Daha geçen hafta kendi üzerlerine bir baskı hissettikleri için, Yemen'deki savaşta kaybediyorlar çünkü, kadınlara kocalarıyla birlikte statlara girerek müsabakaları izleme iznini verdiler. Ay, önümüzdeki aylarda da araba kullanma iznini vereceklermiş. Bunu özgürlük, devrim diye yutturmaya kalkıyorlar. Ya kadınların seçme ve seçilme hakkı yok. Tek başlarına sokağa çıkmakları yok. Kadının orada adı yok, hükmü yok. Kadın sadece bir şey, kuluçka makinesi gibi kullanılan, sadece evde bir köle olarak kullanılan ikinci sınıf bir varlık. Yüzünü bile göstermesi yasak. Siz böyle bir rejimi, ideal İslam rejimi olarak görüyorsanız yazıklar olsun size. Yani Nazarbayev'in söylediği çok açık bir şey var. Biz Müslümanız ve bundan da hiç utanmıyoruz, gurur duyuyoruz. Fakat biz aynı zamanda Asyalıyız ve Türk'üz. Biz kadınlarla eşitiz. Kadınlarımızla birlikte at bineriz. Onlarla birlikte yönetiriz, yaşarız, üretiriz. Dolayısıyla Arap geleneğine ait bir uygulamayı İslam'a aittir diye buraya getirmeye kalkmak ve kadınların kapanmasını ve sosyal hayatın, kamusal hayatın dışına itilmesini kabul edemeyiz demiştim. Biz onu yayınladık biliyorsunuz hocam. Evet. Hayır, şimdi orada bir gerçeklik var. Hiç kimse kusura bakmasın. Bana öğrencilerim uzun yıllar Ankara'da dediler ki, hocam yani dinci Müslümanlıkla siyaset yapmaya çalışan öğrencilerim, bizim milliyetçilerle sorunumuz, solcularla sorunumuzdan daha derindir. Yani biz solculara baktığımız olumsuzluktan daha büyük bir olumsuzlukla milliyetçilere bakıyoruz demişlerdi, Türkçüleri kastederek. Şimdi size çünkü ilave olarak şunu söyleyeceğim. Benim kitaplarımda var. Eski Türk metinlerinde Hakan ve Hatun emreder ki diye. Yani kadın şeyin yanında, kadın Hakan'ın yanında, Hakan ve Hatun emreder ki diye başlıyor emirnameler. Böyle bir gelenekten, Orta Asya'dan geliyor. Burada işte aslında geldiğinde de kötü gelmiyor. Maverai Nehir'den yani bütün o her türlü Mevlevilik dahil, Alevilik dahil, Bektaşilik dahil, Hacı Bektaşi velilerden şuradan buradan o Maverai Nehir'in o
insani ve o beşeri hümanizminden etkilenerek muhteşem bir dinle geliyor Anadolu'ya. Fakat vaktaki o din yozlaşmaya başlıyor. İşte Emevi İslam'ı dediği Sayın Merdan Yanardağ'ın. Ondan sonra zaten Osmanlı'da da işler kötüye gidiyor. Din de elden gidiyor. Ondan sonra bugünkü o skandal. Hem yurt içinde yobaz, hem yurt dışında skandal, dış politika, mezhepçi kararları alınıyor filan. Yani hocam, Hakan ve Hatun Emreder'den, beraberlikten kadını orada kuluçka makinesi haline, evet, eve kapatmaya dönüşüyor. Gündeme hocam hızla dönelim. Gündemin diğer meselesi araba. Şimdi bu ülke 1961'de devrim otomobillerini üretti. Her şeyiyle, motoruyla, her şeyiyle yerli olan otomobiller. Fakat bu seri üretime geçilemedi, doğru. Bunun teknolojisine sahipti Tulomsaj, Eskişehir'de. Yani Türkiye Lokomotif ve Vagon Sanayi Anonim Şirketi, bir kamu kuruluşudur. Türkiye'de vagonlar yapmaya, lokomotifler yapmaya yetenekli ve bugüne kadar Devlet Demir Yolları'nın bütün lokomotiflerini ve vagonlarını bu fabrika yaptı. Gelin görün ki şu anda hızlı tren dahil metrolarda vesairede kullanılan hiçbir vagon buralarda üretilmiyor. Niye? Halbuki bu fabrikada bu vagonlar yapılabilirdi. Hiçbir yenileştirme, yatırım yapılmadan bu fabrikalar çürümeye terk edildi. 1936'da Türkiye uçak fabrikası kurdu ve 1950'ye kadar üretim yaptı uçak fabrikası. 50'ye kadar. Yurt dışında Mısır'a 30 olmak üzere yurt dışına ve Avrupa ülkelerine uçak satan bir ülkeydi. Ve dünya şaşkınlıkla bu gelişmeyi izliyordu. Nuri Demir Ağa ilk Beşiktaş'ta fabrikayı kuruyor. Beşiktaş'ta kuruyor. Bir uçak mühendisiyle birlikte. Hemen adını söyleyelim. Uçak mühendisi de önemli. Selahattin Alan adlı bir uçak mühendisiyle birlikte Arge şirketi kuruyorlar. Yani araştırma geliştirme şirketi kuruyorlar. Laboratuvarı kuruyorlar. Burada geliştiriyorlar. Ve bu uçaklardan hiçbiri kaza yapmıyor ve düşmüyor. Bu da çok ilginç. Doğru. 1950'lerde. Doğru. Şimdi bakın, ihanet budur işte. Bunların demokrasi kahramanı diye yutturmaya çalıştığı bize Demokrat Parti yönetimi, Menderes, evet, yönetimi, Bayar Menderes yönetiminin bu ülkeye yaptığı ihanetin anlamı budur. Bu ihanetin devamı bugün yaşananlar. Aynen. 1936'da kurulan uçak fabrikasını 1951'de kapatıyorlar. Niye? Amerika bize bedava uçak veriyor diye. Hatta 52'de dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı verdiği 65 uçak siparişini iptal ediyor. Nuri Demir Ağa'nın kurduğu. Nuri Demir Ağa Divriğilidir, benim hemşerim. Ben de Divriğiliyim. Divriği doğumluyum. Sivas Divriği doğumluyum. Bilinen ünlü şarkıcı Melike Demir Ağa'nın dedesidir. Nuri Demir Ağa. Soyadının Demir Ağa olmasının da bir özelliği vardır. Türkiye'deki, evet, demir yolları ihalesini, evet, de kazandığı için demir yollarının, o demir ağlarla ördük 10, evet, yılda bütün memleketi baştan başa 10. yıl marşında anlatılan, daha doğrusu Cumhuriyet'in 10. yılının kutlandığı dönemde verilen bütün söylevlerde geçen o kavram demir ağdır. Demir ağlarla ören isimlerden biridir. Belli ki bir müteşebbis. Yani yatırım yapan, öncü bir müteşebbis. İyi bir mühendis, tabii. Kendisi, evet, bir müteşebbis. Uçak fabrikasını kuruyor devletin desteğiyle. Devlet destekliyor, Mustafa Kemal destekliyor. 1950'ye kadar değerli seyirciler üretim yapıyor. Türkiye kendi uçağını, motoru, evet, dahil yapan bir ülke. NATO'ya girişle birlikte Amerika ile işbirliği nedeniyle size daha ucuz motor ve şeyi veririz, uçak veririz deniyor bedava. Ve o sözüm ona milli ordu. İşte NATO'ya girdiğiniz zaman milli niteliğinizi kaybedersiniz. NATO'cu bir ordu haline gelir. Daha sonra iki tane faşist darbe yaparak Türkiye'nin cumhuriyetçi temellerini ortadan kaldırıp devleti İslamcılara teslim edersiniz. Bu milli ordunun hava kuvvetleri komutanı 65 uçak siparişini iptal ediyor. Savaş uçağı da yapılıyor çünkü. Savaş uçağı da yapılıyor. Bombardıman uçakları yapılıyor. 65 uçak siparişini imha ediyor, iptal ediyor ve yaptığı açıklama şu. Amerikan yardımından bedava uçak almak dururken uçak fabrikamıza sipariş verirsem yarın beni asarlar diyor. Bak. Evet. Bu da emperyalizmin uşaklığının, evet, bu da emperyalizmin, evet, uşaklığının tırnak içinde demokratik ve hukuki gerekçesi. Yani utanç verici bir noktadır. Hem köy enstitülerini kapatıyor. Gerçi CHP döneminde program değiştirilmiştir ama fiilen kapatan
Demokrat Parti'dir. Bir yandan eğitimde köy enstitülerini kapatıyor, bir yandan üretimde, sanayide işte uçak fabrikasını vesaireyi kapatıyor. Bizimkiler de şimdiki iktidarda zaten elde ne kalmışsa hepsini satıyorlar. Şimdi hocam bu araba meselesi, araba zaten yapılıyor. Bir örneğini verdiniz zaten Anadolu. İkincisi Karsan, otokar vesaire, traktör, otobüs, kamyon üretiyor zaten bu ülkede. Kaldı ki bugünkü dünyadaki üretim sisteminde, yani kapitalist iş bölümünde ucuz iş gücü, ucuz emeğin bulunduğu, sendikaların güçsüz ve zayıf olduğu, hatta olmadığı ülkelere doğru üretim kayıyor. Birçok yerde uçak motoru dahil yapılıyor zaten. Türkiye'de de yatırım yapan uluslararası bazı şirketler gittiler Mısır'da vesairede daha ucuz olan yerlere. Bengaldeş'e filan kaydırdılar. Sadece tekstil değil bakın, sanayide de bu böyle. Türkiye'de her türlü otomobil üretiliyor. Her türlü otomobil üretiliyor. Ha bir yeni bir marka ve yeni bir motor yapmak, yani ekstra maliyetleri olan bir gelişme, kaldı ki o treni kaçırmışsınız. Yapılacak şu hocam, patentini aldılar yurt dışından tabii, ya. Tabii. Başka bir, bakın, araştırma geliştirmesinde Türkiye'nin katkısının bulunmadığı başka motorları getirecekler burada, montajlayacaklar. Yerli otomobil diye bize yutturmaya kalkacaklar. Aynen, aynen. Evet. Aynen. Şimdi Saab, Saab markası, Saab fabrikasından alınmış patent. Evet, evet, evet. Arkadaşlarımız şimdi söylüyorlar. Evet, evet. Saab patentiyle. Evet, Saab patentiyle. Araba üreteceksiniz, bunu yerli otomobilde yutturacaksınız. Hocam bunu şuna bağlıyorum ben. AKP yeni bir rejim kurmaya çalıştığı için yeni rejimin simgelerini oluşturmayı istiyor. Cumhuriyet 94 yılda yapamadı, ben yaptım diyecek. Evet. Yani siz harp okullarını kapattınız, asker okulları kapattınız, üniversiteleri medreseye çevirdiniz, İslam İlimler Fakültesi'nde işte şeytanla mücadele edecek yardımcı doçent arıyorsunuz ve yerli otomobil vesaire diye bunları çoğaltıyorlar. Simgelerini yaratmaya çalışıyorlar çünkü AKP iktidarı yeni bir rejimin kurucu iradesi, gücü gibi hareket ediyor. Evet, evet. Cumhuriyeti yıkıp yeni bir rejim kurmaya çalıştıkları için yeni rejime ihtiyaç, yeni rejimde ihtiyaç duydukları simgeler yaratıyorlar hocam. Evet. En büyük simge de evet. İstanbullular görüyorlar. O Çamlıca Tepesi'nde yükselen 6 minareli cami. İsraf yani cami sayısı. Selahattin Camii'ymiş. Yani padişah camii. Şimdi şunu da bilmiyorlar hocam. Şunu da bilmiyorlar. Yani Anadolu yakasında bir Selahattin Camii yok dediler. Yahu yani Selahattin Camii, Cuma sedanlığına padişahın çıktığı camidir. Saray Avrupa yakasında olduğu için Anadolu yakasında Selahattin Camii olmaz. Şimdi bu arada bu kadar cahillik yani hakikaten tedrisatla mümkün herhalde. Bu Twitter ahalisine de yani ne demek lazım bilmiyorum. Bunlar gezi zekalı diyorum. Twitter'dan çok harika bir tweet geldi. Bu şeytanla mücadele eğitimi için yardımcı doçent arıyor. Diyor ki yakında günah çıkarma seansları da başlar artık diyor. Efendim başlamadı mı? Allah affetsin, Rabbim beni affetsin, halkım beni affetsin. Aldanmışız, aldatmış bu cemaat, Gülen cemaati. Aldatmış bu Esed. Aldatmış hocam, İslam, bu Libya. İslam'da günah çıkarma olmaz da tövbe vardır. İşte yani evet, tövbe. Yani günah çıkarma geleneği. Tövbe ne diyor? Rabbim affetsin diyor, halkım affetsin diyor. Hristiyanlıktaki günah çıkarmanın bir İslam'daki tövbekâr evet. olma, tövbekâr olma. Şeyi zaten başladı. Hocam tweet dediniz, son bir gündeme değinelim, süremiz doldu. Osman Kavala meselesi. Bugün Alper Taş iki tane önemli tweet evet, attı. Alper ben onları retweetledim. ÖDP Başkanlık Kurulu üyesidir. Evet. Alper Taş'ın tweetleri önemli. Ben aynen katılıyorum çünkü ben de buna tanığım ve bir gazeteci olarak da izledim. Ayrıca bir gezi katılımcısı olarak da biliyorum. Osman Kavala'yı gezi direnişini ya da isyanını örgütlemek ve yönlendirmekle suçluyorlar. Ben Alper Taş'ın hemen tweetlerini tekrarlamak istiyorum. Yıllar sonra Gezi'nin organizatörlüğünü, yöneticiliğini Osman Kavala'ya yıktılar. Gezi'yi halk organize etti ve yönetti diyor ki bu doğrudur. Kendiliğinden gelişen büyük bir halk hareketidir. Gençliğin önemli bir rol oynadığı halk hareketidir. İkinci tweet'i çok önemli. Kavala ise Gezi'nin gidişatından rahatsızlık duyup bu isyanın bir an önce sonlandırılması için görüşmeler yapardı. Bunu AKP'liler de bilir. AKP ile görüşen, AKP yöneticileriyle görüşen ve Gezi isyanının bastırılmasını isteyen, en azından barışçıl bir aracılık biçimde. Aracılık yapan, evet. Evet, barışçıl bir biçimde bastırılmasını isteyen evet. bir kişi. Çünkü bu söyleyeceklerim önemli hocam. Gezi isyanı liberal palavrayı bitirdi. Yani tabii, AKP'nin tabii. Türkiye'yi demokratikleştireceği ve özgürleştireceği iddiasını, yani Kemalist vesayet rejimini yıkarak
Türkiye'yi AKP demokratikleştirecek ve özgürleştirecek diyen liberal ezberi bozdu ve liberallerin palavrasını bitirdi. Ve bu liberal cenahın isimlerinden biri de Osman evet. Kavala'ydı. Ve şimdi liberallere karşıydı yani. Ve şimdi suçluyorlar. Gülen cemaatini suçluyorlar. Ya Gülen cemaati açıkça tavır aldı ya. Açıkça bu isyandır, başkaldırıdır, bilmem nedir diye açıkça tavır aldı. Hatta oradaki şiddet hareketlerinin arkasında da Gülen cemaatine mensup emniyet görevlilerinin olduğu söylenir. Yani o fazla Gezi. Yani Gezi'ye karşı tavır aldılar Gülenciler. Gezi direnişini şiddetle bastırmaya kalkanların başında cemaatçi, Fethullahçı polis şefleri vardı. Buyurun. Şimdi burada Osman Kavala'nın, yani burada Alper Taş'ın söylediği şey şu. Bu suçlama mesnetsiz diyor. Evet. Tabii. Bu nedenle tutuklandıysa hakikaten yanlış. AKP hükümetiyle arabuluculuk yapmaya çalışan ve Gezi direnişini sonlandırmak isteyen isimlerden biriydi. Bu nedenle zaten tutuklanması da son derece yanlış ve derhal evet. serbest ama hemen size cevap vereyim ben. Onu düşünmüş herhalde savcı. Ne kadar terör örgütü varsa katalog suçlu, hepsini saymış. Evet. Siz dün söylediniz dünkü programda TKP, MLP filan gibi böyle Türkiye komünistleri yani, sayılan bir takım PKK, isimlerin terör örgütü olup olmadığı savcının takdirinde filan. Değildir yani, tabii de. Bildikleri ne kadar baş harf varsa sıralamışlar. Yasa dışı örgüt diyelim. Yasa dışı örgüt ne kadar varsa sıralamışlar. Osman Kavala'yı suçlamak için o da bir ayrı maskaralık. Yani hem, bunların birbiriyle ilgileri yok ki. Hem FETÖ'cü hem de solcu yani. Filan olacak işte. Evet öyle yani. Evet süremizi açtık yine. Çok açtık ama evet. Bunları gündemde söylemek yoğundu, lazım. Gündemde değinmediğimiz evet. birkaç konu kaldı. Ama temel konulara yarın, değindiğimizi yarın, düşünüyoruz. Yarın. Diğerlerini de yarın değerlendirelim. Bu araba tartışması hayli bizi yani bir de bu şeytanla mücadeleye dikkat edin arkadaşlar. Çok sıkışırsanız Vatikan'dan yardım alacaklarmış. Misafir öğretim üyesi getireceklermiş. Bir şeye hemen. Egzorsizm için. Evet, evet, evet. Şeytan çıkar. Şeytan çıkarma. biz yarın kalan konuları değerlendirelim ama şu faşist diktatör ve faşist diktatörlük tartışması da devam ediyor. Bunu da hatırlatalım. Bu tartışma herhalde büyüyecek. Biz de bu tartışmayı yakından izleyeceğiz. Hayır, ne diyordu? Ne diyordu? Diktatör olsa diktatör diyebilir misiniz diyordu. Diyemiyormuşlar. Demek ki evet. Çünkü derhal dava açıldı. Yani şimdi Bekir Bozdağ'ın yaptığı şey veya kendisinin, Sayın Erdoğan'ın kendi söylediği şey, kendisini suçlayan bir ifadeye dönüştü. Yani müthiş bir bu. AKP, Erdoğan iktidarı müthiş bir iktidar. Şimdi gazeteci dostumuz kendi kendini tabii, suçluyor. Hocam onu bırakın. Yani diktatör demek yasak olduğu gibi, yani onun diktatörün ya da hükümetin mensuplarının herhangi birini bir şekilde eleştirmek de yasak. İsmail Küçükkaya dostumuz, gazeteci ya, dostumuz. Ya, 5 yıl evet, hakkında 5 yıl hapis cezası isteniyor. Yani Fox... televizyonunda Fox Haber'in sabah önemli isimlerinden biri olan sabah programını yapan İsmail Küçükkaya hakkında Seda Kaya aileden sorumlu devlet bakanı, kadın ve aileden sorumlu devlet bakanı Betül Seda Kaya hakkında yaptığı bir değerlendirme nedeniyle 5 yıl hapis cezası isteniyor. Ve siz bunu demokrasi diye yutturuyorsunuz. Evet hocam kapatıyoruz. Değerli seyircilerimize kitap kampanyamızı hatırlatalım. Tele1 zor bir dönemeçten geçiyor, çok zor bir dönemeçten geçiyor. Yani yayınlarımızın sürekliliği tehlike altında. Biz kitap kampanyamıza ve izleyici sponsorluğuna katılacağınızı ve bize destek vereceğinizi düşünüyoruz ve buna inanıyoruz. Bir kez daha bu çağrımızı yapmış olalım. Bizi destekleyin, kitap kampanyamızı destekleyin, izleyici sponsorluğuna katkıda bulunun. Bu cesarete sahip olduğunuzu, bu dayanışma ruhuna sahip olduğunuzu düşünüyorum. Bu duygularla hepinize iyi bir gün dileyerek yarın buluşmak üzere diyorum. Evet, yarınki konular arasında belediyelere yöneltilen suçlamalar ve baskılar da var. Onu bugün konuşamadık. Çok önemli bir konu. Yarın ele alacağız. Biz haber vermiştik. CHP'li evet, belediyelere gelecek sıra evet, diye. Yanardağ söylemişti. Onu Sayın Şimdi Cumhurbaşkanı söyledi. Kendi yaptığını meşrulaştırmak için bir de fakat orada gene bu hani diktatör olsa diktatör diyemezsiniz derken dava açmak gibi ne diyor? Orada diyor bir takım şeyler kulağıma geliyor, yolsuzluklar filan. Biz yaptık diyor, siz de icabına bakın. Demek ki görevden aldıkları yolsuzluğa filan mı bulaşmış?
acaba onu mu demek istiyor? Bir evet. garip yani ne dedikleri, ne yaptıkları biraz kendi kendilerini suçlar hale geldiler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet çok uzattık ama çok konu var. Ben konuşmam, sen uzattın.